tımarhane. Herkes bir acayip burada ya. Sonunda olan yine bize oldu. Kolay gelsin senin. Ya, çok üzgünüm ama şunu söylemem gerekiyor ki o kopyalar gerçekten bana ait değildi. Önemli değil. Kopyaların kime ait olduğu bilinmiyor ama cezayı çeken belli nasıl olsa. Şey, sana yardım etmemi ister misin? Hayır. Beni daha fazla bu durumda görmeni istemiyorum. Peki. Çocuklar, ben mi yanlış görüyorum? Yoksa okulun hademesi mi değişti? Bu kızın ne güzel hobileri var böyle. Bizim okulda kopyacıların sonu budur güzelim. Bundan sonra önün, arkan, sağın, solun sobe. Sen ne tarafa dönsen biz orada cehennemde olacağız. Cehennemde olun diyeceğim ama siz orayı da kirletirsiniz. Ah, madem biz her girdiğimiz ortamı kirletiyoruz, buradan başlayalım o zaman. Döndüğümüzde bu çekirdekler burada olmayacak. Bu meyve suyu da burada olmasın. Aynı sizi istemediğiniz gibi. Güzel, temizle oraları güzel. Hatta buraları bittikten sonra gel bir de bizim evi temizle. Allah'ım, bunlara inanamıyorum ya. Dünyanın en kötü iç insanı bunlar olsa gerek. Dikkat dikkat. Okulumuzun müdürü konuşuyor. Tamam. Senin yerleri güzeltimize kontrol edeceğim. Tamam. Of, bir de Müdire Hanım var tabii. Etti dört. Selin ama artık üzme kendini. Yani ben gözümle görsem bile senin kopya çektiğine zaten inanmam. Ya sınavdan önce zaten kitabı hatimledim. Tam 3 saat 15 dakika çalıştı. Hatta o sabah erkenden kalkıp 37 dakika daha çalıştı. Hepsini gördüm. Sağ olun kızlar ama ne yazık ki sizden başka bana inanan yok. Hadi inanmasınlar, ondan da geçtim ama olan Burak öğretmeni oldu. Evet ya, keşke hiç okuldan gitmese. Yani yapabileceğimiz bir şey olmalı. Ya Başak bizi dinlemez mi? Ben çok ağlarım, belki gitmekten vazgeçer. Zannetmiyorum, çok kararlı görünüyordu. Ya annem her şeyin bir çaresi bulunur derdi. Bir yolu olmalı. Ama ne? Evreka ya. Hı? Ay Selin, yine benim anlamadığım dilden konuşmaya başladın. Arşimet öyle demiş. Buldum. Biz neden Selena'yı çağırmıyoruz? Arşimet kim? Selena'yı tanıyor mu? Boş ver Nazlıcığım, önemli değil. Selena'nın dediğini yapacağız. Selena'yı çağıracağız. Kimse bakmıyor değil mi? Yok yok, hadi. Selena. Selena, Selena. İyilerin dostu. Köprülerde savaşmaya geliyor. Selena dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Aa, Selena ne oldu sana böyle? Selam bayanlar. Seviyorum bu küçük kızla oynamayı. Beni eğlendiriyor. Kancım. Ne var? Uzi burada. Ozan mı? Nasıl yönüyorum kızlar? Süper. Senin mi? Nasılsın Ozan? İyi, sen lan? İyiyim, sağ ol. Ben böyle yalancı bir kız görmedim Ozan. Kim? Selin. Resmen gözümün önünde kopya çekip suçu senin üstüne attı. Selin senin düşündüğün gibi bir kız değil Kıvılcım. Hem Fitnat Hanım'ın yanında beni korumak için suçu üstlendi. Daha önce kimse benim için böyle bir şey yapmamıştı. Hadi ya. Vallahi ben bilmem. Herkes gördü onun kopya çektiğini. Kız kopya çekti ve sonra itiraf etti. Sen de hemen üstüne alındın. Anlamıyorum, ne kadar safsın. Kopya çeken bir kızla arkadaşlık edebileceğini hiç düşünmezdim. Sana bunu yaptıktan sonra hala onunla ders çalışmayı düşünmüyorsun değil mi? Bilmiyorum. Boş ver şimdi. Sen benim ya doğum gününe gelecek misin? Hem kafanı dağıtırsın biraz. Güzel, çıkışta konuşuruz o zaman. Hem evine bırakırım seni.
Kıyafetim için kusura bakmayın. Selena, ne oldu sana böyle? İtfaiyeci gibi olmuşsun. Ortada oturum bitmiyor. Daha demin de Akdeniz'de bir orman yangınını engellemeye çalışıyordum ama Hades adamın beynini yıkadı. Çok duman vardı. Çok duman vardı. Bir saniye kızlar. Şey, seni küçük sorunlarımızla rahatsız etmek istemezdik ama bizim de yardıma ihtiyacımız var. Yapmayın kızlar. Siz beni bir kaleme hapsolmaktan kurtardınız. O yüzden benim için her zaman önceliklisiniz. Anlatın bakalım. Neler oldu? Seninle kopya çekmekle suçladılar. Kim suçladı? Sınavda birileri sıraya kopya koydu. Okul müdürü olacak o kokoş kadın da Selin'i haksız yere suçladı. Tamam, sakin olalım kızlar. Hem senin ağzına hiç yakışmıyor böyle laflar. Sonra ne oldu? Müdür dinlemeyince Burak öğretmen de gitmeye karar verdi. Ne olur gitmesin Selena. O çok iyi bir insan. Çok gülüyor, aynı babam gibi komik. Peki o zaman biz de göndermeyiz. İyi de nasıl? Bir fikrim var. Nasıl da tuzağa düştüler ama. Bu kızlar sıfır numara inek gibi çalıştıkları halde nasıl da kopyayla sıfırlandılar ama. Süpersin Kıvılcım. Hem sahinde hepimiz kopya çektik hem de suçu a**tık. Başta okula geldiklerinde çok bozuldum ama iyi ki de gelmişler. Rıt yani sahillerinde bol bol gülüp eğleniyoruz. Hadi kızlar bir tuvalete gidelim ve saçlarımızı düzeltelim. İhtiyacım yok, ben her zaman mükemmelim. Neyse bari gelip şöyle süreyim. Ozan'ın saçlarıma kendime iyice hayran edeceğim. Çok demek siz yaptınız ha? Bakalım bu sefer de kurtulabilecek misiniz? Ah! Sen ne yapıyorsun bakayım burada? Kapımı dinliyorsun? Öğretmenim, size çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Söyle çocuğum. Zaten benim gibi önemli insanlar önemli şeyleri duymayı hak eder. Dinliyorum. Öğretmenim, Kıvılcım ve arkadaşları konuşurken duydum. Aslında senin arkadaşımızın hiçbir suçu yokmuş. Bütün kopyayı Kıvılcım hazırlamış ve bizim sıraya atıvermiş. Ha. Sen gel bakayım şöyle. Güzel hikaye. Belgen var mı? Bütün konuşmaları buraya kaydettim. Ver bakayım. Senin akıllı çocuk. Sen bunun okulda yasak olduğunu bilmiyor musun ha? Walkman'ine el koyuyorum. Başka belgen var mı? Yok efendim. Güzel. O halde benim gibi önemli bir insanın vaktini daha fazla harcamam. Dışarı. Kaç 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 çabuk.